Bu arada Çin'e bir gidelim diyorum. Tekrar dilin sadece ortak dilin Çin'de bir müşkülü var. Sanıyorum Aslı. Dört ana dil var. Tabii ki resmi dil Mandarin ama Çin dört ciddi dil bölgesine ayrılmış durumda. Galiba sen sayar mısın? Ben karıştırmayayım, yanlış söylemeyeyim. Mikrofon sende. Evet Cengiz, aslında dört ana dil dışında her Çin'de eyalet sistemiyle yönetilen bir yer. Ana dilleri Putonghua dediğimiz Mandarin dili olmasına rağmen ben mesela Şangay'da yaşıyordum ve benim iş yerim de Haining denen bir yerdeydi. Mesela İstanbul'da yaşıyorum, iş yerim de İnegöl'de diye düşünün. Şangay'ın halk toplumda günlük hayatta kullandığı dil başka, Haining'de kullanılan dil başka. Ya yani ben Mandarin biliyorum tabii doğal olarak. Ama günlük hayatta Mandarin biliyor olmama rağmen iletişim kurmakta çok sıkıntı çekiyordum. Fakat şöyle bir şey var. Ya yani mesela sen şeyi söylemek istedin galiba. Ana diller Kantonis var güney tarafta. İşte Evet. Sichuan dili var. Ne diyelim Güneydoğu tarafında işte kuzeyde Pekin civarında zaten devlet dili Mandarin aslında ve bu kadar çok dil varken ve diyalektik varken nasıl anlaşıyor insanlar? Şimdi birincisi okullarda dil Mandarin yani Mandarin eğitimi veriliyor. Bütün toplum herkes işte Uygurlusu da Tibetlisi de Moğol işte Moğolistan Mongolia dediğimiz bölgede hepsi şeyde Kantonist bu arada çok baskın bir dildir. Hongkonglular da aynı dili konuşur. Mandarin kadar baskın bir dil ama onlar da Mandarin'i bilir. İkincisi şimdi bu kadar diyalektik konuşulduğu zaman tamam okullarda bu öğreniliyor. Gazetede zaten hani yazma çünkü aynı. Fakat konuşmada zaman içinde özellikle yaşlı kesim bu dili Mandarin'i unutabiliyor. İşte onun için de televizyonlarda hep altyazı geçer. Yani şey gibi işte sapta altyazı şeklinde Çince yayınların, tartışma programlarının, filmlerin altında sürekli bir altyazı geçer. Şimdi ortak dil konusuna geldiğimizde ortak dil bu şekilde sağlanıyor. Yani ana dil Mandarin ve bir şekilde yazılı olarak da yalnızca Mandarin konuşuluyor. Tek bir şey konuşuluyor. Şimdi ben 2000'li yılların başında yani sızlanınca bu ortak dili kaybetmeye başladığımız dönemlerde Çin'e gittim. Yani bu ortak dilin kaybını çok fazla yaşamadım Türkiye'de. Daha yeni başlıyorduk. Ve o dönemde inanılmaz başka bir kültüre gittim. Yani Avrupa'dan da, Amerika'dan da, özellikle Türkiye'den çok farklı bir kültüre gittim. Tek dil, tek din, tek parti. Dolayısıyla hani ayrımcılığın olabildiğince az olduğu bir kültüre gittim her şeyden önce. Şimdi aykırı fikirler, şimdi biz 2000 yılı öncesinde Türkiye'de de şu ana nazaran şu anki kadar aykırı fikirlere sahip değildik aslında. Yani daha mesela ateist olduğunu insanlar bu kadar rahat söyleyemezlerdi veya işte LGBT bu kadar rahat konuşulamazdı. Şimdi 2000'li yıllardan sonra bir taraftan evet bölücülük, aykırı şey ayrımcılık falan ama bir de daha çok aykırı fikirler üretilen bir dönem oldu. Özellikle bu sosyal medya ve teknolojinin artmasıyla da. Şimdi Çin'de evet tek din var, tek politika yani politikada aykırı fikirler üretemiyorsunuz. Din tartışması zaten yok. Ama insanlar olduğu müddetçe ikili iletişimde özellikle ben iş dünyasındaydım. Dolayısıyla tartışmaya çok zemin hazırlayan konular var. Yani orada da bir LGBT problemi var. İşte orada da başka farklı düşünceler, çok uç noktalarda düşünceler var toplumsal şeylere göre. Yani mesela çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Uygur meselesini onlar da kendi aralarında konuşulmuyor. Tamam çok yazılıp çizilmiyor ama
Uygur meselesini onlar da kendi aralarında konuşuyor ve çok değişik sesler çıkabiliyor. En önemlisi bir koyu Mao'cular var, yani koyu komünistçiler var, bir de genç nesil var, yani şu an Çin'deki yönetim şekli, yani altı kek gibi, altı şey komünizm, üstü kreması kapitalizm aslında şu anki durum. Şimdi ama Çin'de çok önemli bir şey var. Bu Çinlilerin kültüründe bir numaralı şey, yüz kaybetme. Yani bu yüz kaybetme, ben birebir Türkçe'ye çeviriyorum. Aslında anlamı mahcup etmeme. Yani konuşurlarken birbirlerini mahcup etmiyorlar. Şimdi burada bir örnek vermek istiyorum. Biraz politik bir örnek olacak. 2015 yılında bizim Türkiye ile Türkiye'nin bir, biliyorsunuz, 2013 yılında başlayan bir uzun menzilli füze alma olayı vardı Çin'de. Ve Türkiye daha sonra bir takım sebeplerden dolayı bundan vazgeçti. 2015 yılında Antalya'daki G20 toplantısı, zirvesi öncesinde bunu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e ifade etti. Şimdi normalde bir şey almak istersiniz ve ondan vazgeçersiniz. Bunda herhangi bir şey yok. Fakat buradaki sıkıntı bunun ifade ediliş tarzıydı. Bunu tam G20 toplantısı öncesinde, yani bütün gözler Türkiye'deyken, Antalya'dayken, herkesin bileceği bir şekilde Xi Jinping'e ifade edildi. Bu durumda Çinliler bunu nasıl aldılar? Yüz kaybettik diye aldılar. Çünkü Xi Jinping burada mahcup edilmişti. Bu şekilde aldılar. Daha sonra Çin Türkiye'yi kesti şeyden. Yani Türkiye anlayamadı. Neden bu askeri ve stratejik işte bir takım sempozyumlardan, görüşmelerden falan kesildiğini anlayamadı. Çünkü Türklere göre bir şeyi deklare etmekti bu. Bunu ben anlayamadıklarını nereden anlıyorum? 2018 yılında bana geldiler, işte Savunma Bakanlığı. Ve hani böyle böyle bir durum var ve biz bu ilişkileri nasıl, işte onlar şey diye düşünüyorlar, hediyeler çıkarmışlar, işte bir takım hani bizim kendi mantığımıza göre bir sürü şeyler hazırlamışlar. Tek bir şey vardı. O kaybedilen yüzün tekrar kazandırılması. Dolayısıyla Çin'de gerek ikile, gerek yani toplumda, gerek iş dünyasında, gerek televizyondaki tartışmalarda tartışan kesimler karşı tarafı mahcup etmemeye çok özen gösterirler. Şimdi birinci şey bu. Nezaket. Yani burada ne giriyor? Nezaket ve empati giriyor. Evet. Birinci özellik bu. İkincisi, evet. İmran Hanım çok güzel bir şey söyledi. Dil duygu ve düşüncelerimizi aktarır. Yani evet. Ne kadar biz demokratik olmaya çalışıyoruz. Biz aslında kontrollü konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Ama seçtiğimiz kelimeler bizim altta yatan düşünce ve duygularımızı ifade eder. Yani hoşgörünün yarattığı izlenimle toleransın yarattığı, aslında aynı şey gibi gözüküyor. Yarattığı izlenim farklıdır. Aynı zamanda Ümran Hanım'a bir de şeyi ekleyeceğim. Bir de dil aynı zamanda kültürü gösterir. Yani bütün bunlar Çin'deki tartışmaların veya işte ortak dilin nasıl muhafaza edildiğini gösteren faktörler. Evet. Çok teşekkürler Aslı. Bambaşka bir pencere açtın. Çok derin, bizim için bilinmezlerle dolu bir pencereydi. İmran Hanım Avrupa penceresini açtı ve sen de oradan bizi Çin'e götürdün. Gerçekten çok ilginç. Yakın tarihimizle ilgili çok güzel notlar, çok güzel bilgiler de aldık. Teşekkür ederim. Şimdi dilin, ortak dilin kullanımında tabii ki nezaket, ölçü, yüz kaybetmeme, çok güzel terimlerle yürüyoruz. Fuat'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Fuat bir yazar, bir çevirmen. Kültürümüzün en önemli yüzlerinden birinde, edebiyatta, edebiyat alanında ekinler veriyor, çalışmalar yapıyor. Senin pencerenden Türkiye ortak dil, özellikle yeni Z jenerasyonuyla açılan sayfalarda veya günümüz, çağımız edebiyatçılarının eserlerinde, günlük hayatta, siyasette ortak dil nasıl görünüyor? Nedir? Durum nedir? Öncelikle biz edebiyatçılar hep herhangi bir şeyi konuşurken
sözcükler üzerinden ve onların anlamları üzerinden hareket ediyoruz. Tıpkı İmran Hanım'ın yaptığı gibi. Ben de ortak dili konuşmaya başladığımızda ya da hani bunun üzerine konuşacağız, tartışacağız deyince kelimenin iki tarafını düşündüm. Şimdi ilk kısım ortak bir paylaşımı gösteriyor. Evet. Şunu da eklemek lazım. Ben ya ortak dilde çok sempatik bir şeymiş. Buna kimse itiraz etmez. Hadi hep beraber topluca ortak dil kullanalım da meseleyi halledeceğimizi düşünmüyorum. Yanına bir şeyler eklemek lazım ve bir şeyler eklemek gerektiğinde de benim ilk başta aklıma biraz naftalinli bir kelime oklamakla birlikte ya da kavram olmakla birlikte asgari müşterek geliyor. Yani ortak dili kullanacağız. Fakat nerede kullanacağız? O ortaklaşma alanımız ne? Bunu belirlemediğimiz zaman ortak dil tek tip dile de gidebilir. Mayınlı tarla da olabilir. O yüzden ben asgari müşteriye çok değer veriyorum. Burada da bugün hani hem Türkiye'de hem dünyada Z jenerasyonunu ve aşağı gençleri, yeni neslin meseleye nereden baktığını düşünürken ben biraz eskileri hatırlıyorum. Özellikle siyaset alanında biz 80'leri yaşamış kuşağızdır ya da 70'leri ekranlardan iyi kötü biliyoruz. Orada insanlar siyaset arasında şunu söylerlerdi birbirlerine. Evet, birbirimizden çok 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 farklı görüşleri olduğunu biliyoruz siyaseten veya hayata bakış açısından. Fakat ortak kaygılarımız olduğunda da hemfikiriz. Sizin de memleketin menfaati için ya da insanların menfaati için düşündüğünüzü biliyoruz. Ama ben böyle hareket edersek daha iyi, siz de böyle hareket ederseniz daha iyi sonuçlar alacağımızı biliyoruz derlerdi. Bu tamamen kayboldu. Kayboldu, kaybettirildi vesaire. O zaman bu asgari müşteriye dönersek neleri asgari anlamda paylaşacağız ya da o ortak dili nelerin üzerinden kuracağız dediğimizde benim hemen aklıma bir kere dünyadan bahsediyorsak doğa geliyor. Artık hani doğa ötelenemez bir şey olması gerekir herkes için. Yani bunu konuşan, tartışan, siyasetçi, edebiyatçı, o bu, ne kim olursa olsun doğayı hiçbir şekilde öteleyemeyiz. Onun yanına ülkeler özeline geldiğimizde, Türkiye'den bahsediyorsak memleketi koymamız lazım. Sonuçta bir memleket kaygımız olması lazım. Fakat bütün bunları sağlayan da, zaten ortak dili sağlayan da demokrasi geleneğini unutmamamız lazım. O açıdan ben bu asgari müştereklerden, belki başkası da bunun yanına başka şeyleri katar ama bu asgari müştereklerden hareket edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir de kendi alanımdan özel bir örnek verip sözü sonlandırayım. Edebiyatla uğraşıyorum. İşte Joyce çevirisi yapıyorum. Joyce malum o dev eserinde, Ulysses'de işte iki baş karakter vardır. Dedalus ve Bloom. Aslında baktığınızda beş benzemezdirler. İşte Dedalus 22 yaşında müthiş bir sanatçı, yalayıp yutmuş, çok kültürlü. Fakat 22 yaşın getirdiği bıçkınlık da vardır. O yüzden ateş gibidir. Hani nerede hırçınlaşacağı belli olmaz vesaire. Bloom ise hiç o kadar hani sanatla böyle kenardan kıyısından ilgileniyordur. Vesaire daha yaşlıdır. Fakat pratiktir. Hayat bilgeliği vardır. Ve halkı temsil eder. Kelimenin, yani ortak dili ikiye ayırmıştık ya, paylaşım kısmını asgari müşterekler sağlıyordu. Bir de iletişim kısmı vardı, dil, ortak dil. Joyce bize şunu hatırlatır, Bloom ve Dedalus, halk ve sanatçı konuşmadığı sürece hiçbir yere gidemeyiz. Siz sanatçı olarak harikalar yaratabilirsiniz, siyasetçi olarak, iş adamı olarak, iş insanı olarak, ne olursa olsun. Fakat halkla bu buluşmadığı zaman, halk da diğer tarafla buluşmadığı zaman hiçbir işe yaramaz. O yüzden ortak dil dediğimizde de belki bu buluşmayı ve paylaşımı da hatırlamakta fayda var. Kesinlikle. Çok çok teşekkürler Fatih Eymay. Bize kelimelerin arasında hem geçmişten hem bugünden çok güzel örneklemelerle ortak dil konusunun alanını, açısını biraz da açarak harika notlarla katkıda bulundu. Çok çok teşekkürler. Tekrar döneceğiz. Bunu nasıl canlandırabiliriz sorusu hepimizin kafasında. Biz de o ortak dili yaşamak istiyoruz. O demokratik, o nazik dile dönmek istiyoruz.